Nayda Çelebioğlu, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden katılıyorum toplantıya. Arzu Hoca'ya ve Merdiye Hoca'ya çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 2 gündür her an yanımızda olan Elif Hanım, can kurtaran gibi burada bütün teknik sorunlara ve her şeye sağ olsun Teşekkür elinden ederim. geldiği kadar destek veriyor. Size de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Rica bu ederim. Ne kongreler demek? önemli bir ekip işi. Ekipte yer Evet. alan herkesin emeğine sağlık. Bir işi yapması gerekiyor Değil ekipte. mi? Herkesin Evet, bir şeyler her yapması şeye. gerekiyor. Her şeye koşabilmek. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ Teşekkür olun. ederiz hocam. Buyurun. 2 gündür çok güzel konuşmalar yapılıyor. Ama ben hemen şimdi bir çocuk hemşiresi olarak çocuklarla ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Bunu söyleyerek işe başlamak istiyorum. Oysa ki pandemi sürecinde çocuklar gerçekten çok ciddi şeyler yaşadılar. Neler yaşadıklarını öncelikle onların ağzından ifadeyle başlamak istiyorum. Böyle buradan biraz okuyacağım ben. Bir çocuk söylüyor bunları. Uyandığımda annem babam telaşla bir şeyler konuşuyordu. Önce virüs dediler. Sonra salgın, hastalık kelimelerinden bahsettiler. Anlamadım. Yatağımdan kalktım. Oyuncağımı kucağıma alıp ona sarıldım. Akşam babam işten dönerken çok garipti. Elleri kolları alışveriş poşetleriyle doluydu. Bir süre zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkamayacakmışız. Sebebi de sabah telaşlı telaşlı konuştukları o şeymiş. Yani virüs. Çok garipti. Bu kadar çok alışverişi daha önce hiç görmemiştim. Tüm bunlar o virüsten kaynaklı olmalıydı. Acaba ne demekti virüs? Hayatımda hiç görmemiştim, hiç duymamıştım. Neydi ki bu virüs? Merak ettim. Babam akşam yemeğinden sonra salona elinde bir tepsiyle geldi. Yanına çağırdı beni. Tepside içi su dolu bir tabak, beyaz katı bir sabun ve bir de karabiber değirmeni vardı. Muhtemelen tüm bu olanları merak ediyorsun diyerek konuşmaya başladı. Sonra da devam etti. Bir süredir uzaklarda bir hastalık yaşanıyor. Doktorlar bu hastalığın artık ülkemize de geldiğini söylediler. Bu hastalık bulaşıcı, yani insandan insana kolaylıkla geçiyor. Dikkat etmediğimiz takdirde özellikle yaşlıları çok etkiliyor. Bizim için bu hastalıkla baş etmek belki kolay olacaktır. Ancak hastalığı başka insanlara, yaşlılara bulaştırmamak için dikkat etmeliyiz dedi. Ve çocuğun anlattıkları devam ediyor. Bundan sonra işte babasının ona el yıkamayla ilgili verdiği eğitimle, olayın önemine dikkat çeken konuşmasıyla devam ediyor. Çocuklar gerçekten bu süreçte birdenbire bir sabah kalktılar ve virüs kelimesiyle karşılaştılar. Neydi bu virüs? Olay neydi? İşte ilk zamanlar böyle küçük küçük güzel videolar geldi. Bazı çocukların kırık kırık konuşmaları, işte virüsle ilgili kendilerine özgü ifadeleri. Evet, ama ondan sonra ilk başta böyle belki biraz şakayla ya da oyunla başlayan süreç daha sonra kendi yerini korkuya bıraktı. Ve çocuklar ciddi, travmatik olaylarla karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte birçok araştırma ve çalışma da yapıldı. Özellikle çok büyük popülasyonlarla yapılan çalışmalar vardı. Bunlar daha bilimsel olarak çok yayınlanmadı ama biz bunları basında gördük. Bazı okullar kendi çaplarında bazı araştırmalar yaptılar. Bu araştırmalardan bir tanesi özel bir okulun 2000'den fazla veliyle yaptığı bir çalışmaydı. 2000'den fazla veli ve 2000'den fazla öğrenciyle yaptığı bir çalışmaydı. Bu çalışma sonucunda özellikle kadınların kollayıcı anne rolleri nedeniyle çocukları ve aileleri için çok fazla endişe hissettiklerini ortaya koydu. Ve özellikle de bu salgının anneler üzerine daha fazla duygusal yük ve sorumluluk yarattığını ortaya çıkardı. Ebeveynlerin stresinin ve bu konudaki kaygı ve endişelerinin çocuklara yansıdığını
ortaya çıkardı. Bu gerçekten önemli bir şey. Biz her zaman çocuk hemşireleri olarak ebeveyn stresinin çocuğa yansıdığını ve çocukta neredeyse sıfır noktasında olan stresin ebeveyn stresiyle çok pik seviyeye geldiğini biliyoruz. Hastaneye yatışlarda da bu böyle, hastalıklarda da bu böyle. Gerçekten süreci kontrol edemeyen ya da kontrol etmekte zorlanan ebeveynlerin çocuklarında çok daha ciddi kaygı, endişe yaşandığını gözlemledik bu süreçte. Özellikle çocukların kızgınlıklarını, öfkelerini, korkularını çok iyi bir şekilde ifade edemediklerini gördük. Çünkü hastalık çıktı, çocuklar neye uğradıklarını şaşırmışken birdenbire okulları da kapandı. Çocukların okullarının kapanması demek, kendi sosyal ortamlarından uzaklaşmaları demek. İlk başta belki bir tatil olarak algılandı olay, ancak daha sonra çocuklar gerçekten çok sıkıldılar. Çünkü paylaşamadılar, paylaşım yapamadılar. Evlerinden, sürekli evlerinde, aynı ortamda, bahçeye bile çıkamadıkları dönemler oldu ilk pandeminin ilk dönemlerinde. Ve bu bir de ebeveynlerin yaşamdaki, yaşam koşullarını kısıtlayıcı bir şekilde düzenlemeleri devreye girince her şey üst üste geldi ve çocuklar için ciddi bir travma etkisi yarattı. Bu sözünü ettiğim raporda dünyadaki örneklerine paralel olarak kız çocuklarının erkek çocuklara göre salgın dönemine uyum sağlamakta daha fazla zorlandıkları ve daha fazla olumsuz duygu yaşadıkları ortaya çıktı. Bunlar araştırmalarla sabit bulgular. Bir de özellikle kronik hastalığı olan çocuklarda korku, kızgınlık, öfke gibi olumsuz duyguların daha fazla yaşandığı ortaya çıktı ve psikolojik olarak çok daha fazla kırılgan durumda olduklarını belirledik. Bu çok doğal bir şey. Kronik hastalığı olan çocukların bunu yaşamaları çok doğal bir şey gerçekten. Çünkü bir yandan hastalıklarıyla baş etmeye çalışırken bir yandan da bu durum karşılarına çıktı. Birazdan kronik hastalıklarla ilgili ayrı bir başlık açacağım. Çocukların bazı ifadeleri var bu konuyla ilgili, COVID ile ilgili. Mesela en çok ailem, yakınlarım, sevdiklerime bulaşmasından, ölmekten ve yakınlarımın ölmesinden, hastalığın bulaşmasından ve daha fazla yayılmasından, özellikle büyük anne ve büyük babama hastalığın bulaşmasından korkuyorum şeklinde ifadeleri var. Biz sanıyorum pandeminin ilk dönemlerinde birdenbire işte konuşarak, düşünmeden konuşarak çocukları farklı alanlarda da korkuttuk. Hani hep dedik ya, yaşı ileri olan kişilerin hastalığa yakalanma riski daha fazla, ölüm riski daha çok. Ve bunları çocukların yanında konuştuk. Televizyonlarda, sosyal medyada, iletişim araçlarında bunlar çok konuşuldu. Ve büyük annesi, büyük babası olan çocuklar, ebeveyni yaşlı olan çocuklar bundan çok korktular. Gerçekten sevdiklerini kaybetmekten çok korktular. Belki bu bize ders olacak. Bir daha hani bunları konuşurken en tepeden en aşağıya kadar bunları konuşurken belki biraz daha dikkatli olacağız. Çünkü çocuklar gerçekten sevdiklerini kaybetmekten çok korktular. Belki kendi sağlıklarını düşünmek ikinci planda kaldı ve işte yaşlı olan ebeveynlerinin işte hastaneye yattıklarında belki onları bir daha göremeyeceklerini düşündüler. Büyük annelerini, büyük babalarını belki bir daha göremeyeceklerini düşündüler. Onların acı çekeceğini düşündüler. Çünkü televizyonlarda hatırlayın, pandeminin ilk dönemlerinde yurt dışından gelen görüntülerde yaşlıların evlerinde kendi kendilerini öldükleri, İşte evlerden cesetlerin toplandığı, işte insanların sokaklarda düşüp bayıldığı. Tabii ki bu görüntülerin bir kısmı belki de kurguydu, bilemiyorum. Çünkü birçok komplo teorisi var. Özellikle o insanların yolda yürürken düşüp yerlere yığılmaları. Belki bir komploydu ya da belki bir kurguydu ama çocuklar bunu anlayacak durumda değiller. Özellikle belli yaştaki çocuklar bunu anlama kapasitesine sahip değiller. Bu sebeple gerçekten çocuklara yaklaşımın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi bütün bu duygular.
Kronik hastalığı olan çocuklar, ek kronik hastalığı olan çocuklar tabii ki bu dönemde ek stres yaşadılar. Sadece ek stres yaşamakla, ek olarak travma yaşamakla kalmadılar. Aynı zamanda COVID-19 enfeksiyonu açısından acaba hastalığa yakalanırlar mı? Yakalandıklarında ek olan kronik hastalıkları ya da ek sağlık sorunları bu çocukları nasıl etkileyecek? Bunların hepsi düşünüldü. Sevindirici tek yönü bu durumun çocuklara bulaşmanın az olması, bulaştığında da çocukların eğer ekstra herhangi bir sorunları yoksa daha kolay atlatabilmeleri. Böyle söylendi baştan beri ve bu verilerle de aynı şekilde devam ediyor. Ancak pandemi döneminde kronik hastalıkların yönetimi çok ayrı bir önem kazandı. Çünkü dünya verilerine benzer bir şekilde Türkiye'de de kliniklerde ağır hastalık geçiren çocukların, olguların işte %30-40'ında ek kronik hastalıklar olduğu ortaya çıktı. Yani işte yaşlardakine benzer bir şekilde ya da tüm yaşlardakine benzer bir şekilde ek kronik hastalığı olan çocukların COVID-19 yatkınlığı ve ciddiyetini arttırma durumu ortaya çıktı. Peki bu arada kronik hastalığı olan çocuklarla ilgili nasıl bir süreç izlendi? Açıkçası kronik hastalığı olan çocukların hastane kontrollerinde ya da hastaneye yeniden yatışlarında ya da yatırılmalarında biraz aksamalar olduğunu gördük ciddi anlamda. Hatta ilk teşhis döneminde de ciddi aksamalar olduğunu gördük. Özellikle çocuklar şunu biliyoruz ki biz farklılıklar bulunsa da bağışıklığın zayıflaması oldukça önemli. Özellikle COVID-19'un bulaşması açısından. Ama çoğu ebeveyn çocuklarını herhangi bir belirti gösterdiğinde biraz erteleme yoluna gitti. Bazen bu uzun süreler aldı. Neden erteleme yoluna gitti? Eğer gidersek bir de COVID bulaşacak korkusuyla, çocuklarına COVID bulaşması korkusuyla biraz ertelendi gibi geliyor bana. İlk dönemler zaten klinikler de buna göre ayarlandı. Birazdan hemşirelerle ilgili bölümü anlatmaya geçtiğimde onunla ilgili konuşacağım. Karantina dönemi ve hastanelerin enfeksiyon riski açısından güvenli olmamaları, COVID-19 dış hastalıkların gerçekten ikinci plana atılmasına sebep oldu. Bazı şeylerde geç kaldık. Olgular normal izlemlerini aksattılar ya da yakınmalarını önemsemediler. Mesela çok ciddi yakınmaları olan çocuklarda bile bu durum bazen ikinci planda kalmasına neden oldu. Ve bu bizim bildiğimiz, bizim çevremizde birkaç kişiydi. Diyabetik ketoasidoz gibi hastalıkların son aşamalarında hastaneye başvurma olayı. Kendi çevremizde olan bir arkadaşımızın yaşadığı duygulardan bahsetmek istiyorum size. Özellikle. Arkadaşımın kendi ifadeleri bunlar. Bu bir ebeveyn. Kendi ifadeleri diyabet teşhisi konan çocuğuna pandemi döneminde diyabet teşhisi konan bir arkadaşım. Teşhisi almadan, hastaneye başvurmadan önce kızımın rahatsız olduğunu fark ettiğim halde korona korkumdan dolayı doktora gitmekte geç kaldım. Hastaneye başvurumuzla yoğun bakıma alınma süreci tamamen bizim bu gecikmemizden kaynaklandı. Daha erken davransaydık yıpratıcı ve korkutucu yoğun bakım sürecini yaşamayacak, belki de ailece bu sürece daha kolay adapte olacaktık. Yaz dönemiydi, karnı ağrıyordu. Bense bunu herkesten uzak olalım, kalabalığa girmeyelim diye denize girip sonra arabaya binip
klimaya maruz kalmaya bağladım. Arkadaşım bunu sözel olarak bana ifade ettiğinde şunu söyledi. Zaten insanlardan uzak olmak için şehir dışında, sürekli şehir dışına çocukları götürdük. Şehir dışında bir yerlerde denize girmesi için. Biliyorsunuz Mersin'de her yerde denize giriliyor. Daha insanlardan uzak bir yerde çocukları götürdük. Denize girdiler, denizden çıktılar, arabaya aldık ve eve gittik. Tabii ki sıcak çok fazla. İşte arabada klimayı açtık. Evde de klimalar açık. Muhtemelen kontrol edemedik ve ben bu sebeple hani şikayetlerin özellikle karın ağrısını ve buna benzer şikayetlerinin bu sebeple olduğunu düşünün. Bu arkadaşımız bir sağlık alanında çalışan bir arkadaşımız. Ama bunları anlatırken inanın o kadar üzgün ve o kadar nasıl diyeyim kendini suçlayan, kendini hani acaba geç kalmamda bunun etkisi var mıdır şeklinde ifadelerde bulunan ve çok üzüntülü şekilde anlatan bir arkadaşımızdı. Devam ediyorum. Ultrason randevusunu aldık. Korona şartlarından dolayı geç randevu verildi. Aslında bu ifadelerde bu dönemde yaşanan aksaklıklardan çok ciddi örnekler de var. Sevgili dinleyicilerimiz. Kızımın hayvanlara inanılmaz tutkusu var. Evde kaldığımız, okulun kapalı olduğu dönemde psikolojisine destek olmak amacıyla sahiplendiğimiz kedisi intihar edince inanılmaz üzüldü. Kedi yüksek bir yerden kendini atıyor sanıyorum ve ölünce bu kızımız da, hasta olan kızımız da oldukça fazla üzülüyor. Zaten arkadaşlarından uzakta izole yaşıyorlar. Bu arada karın ağrıları var, başka sorunları var. Kedisi de ölünce çok daha ciddi sorunlar yaşamaya başlıyor psikolojik olarak. Sonrasında yaşadığı yorgunluk, uyku ve halsizlik hallerini bu üzüntüsüne bağladık. Temmuz ayında diş teli takıldı. Aslında diş teli Mart'ta takılacaktı. Pandemi dolayısıyla ertelendi. Temmuz ayında hızlı bir şekilde kilo verdi. Biz bunu da diş teline bağladık. Anlatabiliyor muyum yaşananları? Her şey üst üste gelmiş. Ve bunların hepsi pandemi dönemindeki bir takım kısıtlılıklarla alakalı. Geciktirme, işte başka şeye bağlama, ne kadar zor bir süreç. Hastane ve sonrası döneme gelirsek ve arkadaşımız kızını gerçekten ciddi bir hiperglisemiyle neredeyse ketoasidoza girecek bir tabloyla hastaneye götürüyor. Hastane ve sonrası döneme gelirsek hastanede yatmak ve sürekli vücuduna girişim yapılması teması gerektiriyordu. Tabii ki biz bu süreçte her işlemde inanılmaz bir şekilde hastalığın bulaşma korkusunu yaşadık. Kızım zaten her şeyin farkında, algısı yüksek bir çocuk olmasından dolayı bu kaygıları o da en yoğun şekilde yaşadı. Özellikle hastalığın bulaşmak kaygısını çok ciddi bir şekilde yaşadığını ifade etti arkadaşım. 10 günlük hastane süreci gerçekten çok yıpratıcıydı. Bulaş korkusu, koronadan dolayı aile yakınlarımızı, dostlarımızı, sevenlerimizi, kızımın arkadaşlarını hastaneye kabul edememek ve yalnız bir şekilde hastalığı atlatmak durumunda kalmak bizim için çok çok önemliydi ve çok yıpratıcıydı. Biz ne diyoruz? Özellikle kronik hastalıklarda ve çocuğun hastalığında ebeveynlerin ciddi desteğe ihtiyacı oluyor. Ve bu desteği sağlayacak en önemli kişiler aile, yakın çevre, akrabalar ve arkadaşlar. Ama pandemi süreci nedeniyle bu sosyal destek kaynaklarının hiçbirisinden faydalanamadık. Bakın çok canlı bir örnek, anlatılan örnek. Doktora ulaşmak zordu. Diyabet bir ekip tedavisi, ancak hastanede aslında ekipte var olan diyabet psikoloğu ve diyetisyeni raporluydu. Bir şekilde rapor almışlar bu dönemde. Muhtemelen hastalık korkusundan. Burada bir eleştiri yapmak istemiyorum ve dinleyicilerimize bırakıyorum ben bunu. Ama klinikte olsalardı eminim çok daha iyi olacaktı. Bu bizim duyduğumuz ilk vakaydı. Bundan sonra bir çalışanımızın çocuğunda yine aynı şekilde çok yüksek oranlarla hiperglisemiyle hastaneye giriş yaptığını biliyoruz. Keşke bu dönemde herkes üzerine düşen sorumluluğu aynı hassasiyetle yerine getirebilse diyorum. Başka bir yorum yapmak istemiyorum. Toplumun genelini düşündüğümde diyor arkadaşım, yaklaşık Mart ayından bugüne başvuran hastalara en temel ve en gerekli destek ve eğitimleri hastaneden
alamadan ayrılan aileleri düşündükçe gerçekten çok üzülüyorum. Bazı konularda destekler evet çok ciddi bir şekilde verildi ama bazı konularda gerçekten kısır kalabildik. Bazen eleman eksikliğinden, bazen sağlık çalışanlarının farklı sebeplerle çalışamamalarından, işte rapor almalarından kaynaklanan bir takım sorunlar oldu. Ayrıca televizyonlarda dolanan haberlerde kronik hastalıklar bu dönemde şöyle ölümcül, böyle dikkat edilmeli denildikçe her listede diyabet en başta gelirken, ciddi bir aşı korkusu yaşanırken, çocuk bakış açısıyla ben artık hiçbir TV kanalını veya haberini kızım yanında izleyemiyorum. İzlemek istemiyorum. Çünkü çocuklar gerçekten çok ciddi bir şekilde etkileniyorlar. Ben diyabetim. Orada da sürekli diyabet listeler liste başında görülüyor. Diyabet kronik bir hastalık. Kronik hastalıklarda şöyle ölümcül oluyor, böyle etkisi oluyor dedikçe tabii ki hasta çocuklarımızın da etkilenmesi oldukça doğal diyorum ben. Ve zaten özellikle diyabetli bireylerin, yeni tanıların bu dönemde koma vakalarıyla hastaneye başvurduklarını hastanede de duydum diyor arkadaşım. Ve biz de buna gerçekten tanık olduk. İlk başta değil, özellikle erken tanıyı çok engelleyen bir dönem oldu diyabet. Birebir yaşayan kişinin ağzından özellikle sunmak istedim size. İçinde bütün karşılaşılan sorunları, engelleri, psikolojik durumu yansıtan bir durum. Şu anda belki merak edenler olacaktır. Şu anda çocuğumuz gayet iyi, kontrol altında. İyi bir şekilde alışmaya çalışıyorlar aile olarak. İkinci çocuğumuz da aynı şekilde tedavilerini aldılar, evlerinde devam ediyor. Şimdi bir de özel gereksinimli çocuklar vardı. Bu da başlı başına ayrı bir konu. Aslında gerçekten çocuklar zaten dezavantajlı grup. Bu onların içinde de daha dezavantajlı olan gruplar var. Özel gereksinimli olan çocuklar ne oldu? Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın en son açıkladığı verilere göre Türkiye'de otizm, dikkat eksikliği, özel öğrenme güçlüğü, zihinsel yetersizlik, görme yetersizliği gibi nedenlerle özel eğitime ihtiyacı olan 380 binden fazla öğrenci bulunuyor. Bu Milli Eğitim'in bize bildirdiği rakam ki genel rakamın bundan daha fazla olduğunu biliyoruz. Özel gereksinimli çocukların bütün rutinleri bozuldu. Bütün rutinleri bozuldu. Çünkü bu çocuklar rehabilitasyon merkezlerine gidiyorlardı. Çoğunluğu az ya da çok, hani daha uzun süreli, daha ya da daha az kısa süreli rehabilitasyon merkezlerine gidiyorlardı. Okullara gidiyorlardı. Özel eğitim kurumlarına gidiyorlardı. Pandemiyle birlikte bütün bu hem sokağa çıkma yasağı hem de okulların tatil edilmesiyle bu çocuklar çok uzun süre evlere mahkum oldular. Biz biliyoruz ki bu çocukların enerjilerini atmaları gerekiyor. Kendilerini ifade etmeleri gerekiyor. Arkadaşlarıyla bir takım olayları paylaşmaları gerekiyor ve eğitilmeleri gerekiyor. Böyle olunca bütün rutinleri bozulmuş ve yaşamları zorlaşmış oldu. Bu süreçte tabii ki özel gereksinimli çocukların ebeveynleri için de çok zor bir süreç başladı. Çünkü çocuklarını rehabilitasyon merkezlerine ya da özel eğitim kurumlarına bıraktıkları zaman bu ebeveynler de nefes alıyor. Ve onların nefes almaları da çok çok önemliydi. Ama bu süreçte tabii ki ebeveynler için çocuğu hiçbir zaman ona yük değil. Ama gerçekten önce hani kendisiyle alakalı ebeveynin kendisi iyi olacak ki çocuğuna da iyi bir şekilde rehberlik etsin, eğitim versin, bakımını üstlensin. Ancak gerçekten bu sırada pandemi sürecinde ebeveynler zorluk yaşadılar. Bundan başka çocukların sorumluluğunu ve eğitimlerini evde nasıl sürdüreceklerini bilemediler. Bu konuda kaygı ve çok ciddi desteğe ihtiyaç duydular. Çok uzun süreli yaz tatillerinde şikayetçi oluyorlardı ya ebeveynler, özel gereksinimli çocukların eğitimlerinin durakladığından ya da işte geriye gittiğinden. Bu da çok uzun süreli yaz tatili gibi yaşandı ve bu salgın sürecinde gerçekten çocukların da problem davranışlarla karşılaştılar ve bu durumla baş etmede zorlandıklarını belirttiler ebeveynlerimiz. Okullar açıldığı zaman da
bir ikilem yaşadılar. Özel gereksinimli çocukların ebeveynleri diğer tüm ebeveynler gibi. Serebral palsi ile çalışan bir asistan arkadaşımın bana ifade ettiği bir şey vardı. Okullar açılmaya başladığında, bu eğitim kurumları açılmaya başladığında takip ettiği hastalarından bir tanesinin ailesini arayıp çocuğumuzu rehabilitasyon merkezine gönderelim mi, göndermeyelim mi? Bize ne dersiniz? Şeklinde bir soruyla aradıklarını söyledi. Ben de ne dedin dedim o zaman. Çünkü bana böyle bir soru gelseydi, gönder ya da gönderme demek ne kadar büyük bir sorumluluk, düşünebiliyor musunuz? Gönder ya da gönderme. Nasıl diyeceğiz? Ama tabii burada bizim bir rehberlik yönümüz var. Rehber olmak zorundayız. Arkadaşımız da gerekli güvenlik önlemlerini, maske, mesafe, hijyen önlemlerini alarak gidip rehabilitasyon merkeziyle de konuşarak, ortamı da gözlemleyerek, ortamın durumuna da bakarak tabii ki göndermesi gerektiğini, gerektiği konusunda tavsiyede bulunmuş. Çünkü arkadaşlar, özel gereksinimli çocuklar eğitimlerine ara verildiği zaman geriye gitmeseler bile duraksıyorlar. Ve bir saatlik eğitim bile onlar için çok çok önemli. Özel gereksinimli çocuklarımızda da böyle durumlar yaşadık. Peki COVID-19'lu çocuklarımız var mıydı? Evet, COVID-19'lu çocuklarımız da oldu. Bu çocuklarla da her ne kadar az sayıda olsalar da COVID-19 pozitif çocuklarımız da oldu. Şüpheli ya da kesinleşmiş COVID-19 çocuklara verilecek hemşirelik bakımıyla ilgili hemşire arkadaşlarımız tarafından, hemşire akademisyen arkadaşlarımız tarafından yazılmış çok güzel makaleler var. Bunları takip etmenizi önereceğim. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın rehberleri var. Bu rehberlerde yer alan en önemli olay, özellikle en önemli durum, çocuklara hastalığın bulaşmasını önlemek. Bizim de ilk rolümüz bu zaten. Özellikle, öncelikle bulaşmayı önlemek. Çocuklara gelişim seviyelerine göre vereceğimiz eğitim çok önemli. Şüpheli ya da kesinleşmiş COVID-19 vakalarında hemşirelik bakımının, özellikle beslenmenin devam etmesi, sıvı elektrolit dengesinin korunması şeklinde destekleyici yaklaşım. Ayrıca hastalık enfeksiyonu yayılımını önlemek, hastalık yükünü ve yol açtığı ölümleri sınırlamak için özellikle güvenlik önlemlerinin alınması oldukça önemli. Viral bulaşı azaltmak için stratejik öneriler, el hijyeni, genel toplumda temasın azaltılması ve hastalık belirtileri taşıyanların izolasyonu. Çünkü ne dediler? Baştan beri söylenen şuydu: çocuklar süper bulaştırıcı. Değil mi? Süper yayıcı, süper bulaştırıcı. Bu sebeple bu konudaki önlemlerin alınması konusunda biz hemşirelerin önlem alması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan rehberde de bu önlemler yer alıyor. Ve en baştan söylediğimiz bir şey, çocukların bu dönemdeki ruh sağlığının planlanması çok önemli. Ayrıca artık yeni normalleşme sürecine başladık. İhmal edilen bazı durumlar vardı. Özellikle aşılama, rutin aşıların devam etmesiyle ilgili bu konuda da rehberlik yapmamız gerekiyor. Peki, konuşmamı yavaş yavaş sonlandıracağım. Arzu Hanım zaten özellikle hemşirelerle ilgili bu süreçte hemşirelerin neler yapması gerektiği, almaları gereken önlemlerle ilgili konuşmasında çok güzel, ayrıntılı bir sunum yaptı bize. Ben size burada pediatri kliniklerinde neler oldu, ama bunu yine teorik bilgi olarak vermeyeceğim. Arkadaşlarımın aracılığıyla klinikteki hemşirelerden aldığımız ifadelerle anlatacağım size. Neler oldu? Arkadaşlarımızın ifadeleri bunlar. Öncelikle hastanelerdeki çocuk servislerinin bazıları izole hasta bakılmak üzere COVID servisine dönüştürüldü ilk dönemde. Polikliniklerde kronik hastalığı olanlarda hastaların takip ve tedavisi telefonla yapıldı. Eğer yatma zorunluluğu yoksa, ve biz bunları evden takip edebileceksek bu yolu seçtik en başta. Böyle söyledi arkadaşlarım. Zaten aileler çocuklarını hastaneye getirmek zorunda kaldıkları durumlarda çok ciddi anksiyete
ve kararsızlık yaşadıklarını ifade ettiler. Çocuklar bu süreçte okuldan uzak kaldıkları ve sosyal olarak evdeki aktivitelerden sıkıldıklarını ifade ettiler. Aileler bu durumla baş etmekte zorlandıklarını ifade ettiler. Hastaneye zorunlu yatışlarda normal süreçlerden çok daha fazla anksiyete ve uyum problemi yaşadılar. Özellikle şöyle sormuş hastalar, ebeveynler, çocukların ebeveynleri. Biz yatacağız, yatışımız yapıldı. Klinikte COVID pozitif hasta var mı? Belki de COVID pozitif hasta var cevabını alırlarsa belki de yatmaktan vazgeçecekler. Ve önemli bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Kliniklerde kronik hastalığı olan çocuklarda pozitif çıkanlar oldu. Hem pozitif çocuğun ailesi hem de diğer aileler çok ciddi endişe yaşadılar. Bunlar pediatri hemşiresi arkadaşlarımızın ağzından çıkan ifadeler birebir. Çocuklarını kaybetme korkusu yaşadılar. Normal süreçte, şimdi burada bir ifade var. Hasta ebeveyninden alınmış. Kronik hastalığı olan bir çocuğun ebeveyni çocuğuna işlem yapan bir sağlık çalışanının COVID pozitif olduğunu öğreniyor. İşlemi klinikteki bir hemşire ile birlikte yaptıklarını, fakat hemşirenin işlemi yapan kişinin pozitif olduğundan haberi olmadığını anlıyorlar. Daha sonra olay ortaya çıkınca tabii ki hemşire arkadaşımız kendini çok kötü hissediyor. Böyle olaylar da oldu arkadaşlar. Maalesef sağlık çalışanlarından da pozitif olduğu halde kendini saklayan arkadaşlarımız oldu ya da ekip üyeleri oldu. Bu gerçekten çok ciddi bir olay. Arkadaşlarımız, meslektaşlarımız çok farklı risklerle karşı karşıya kaldılar. Ama biz hep ne diyoruz? Önce kendi maskeni tak diyoruz, değil mi? Önce hemşire arkadaşlarımızın kendi sağlıkları çok önemli. Kendileri sağlıklı olacak ki sağlık bakım sağlayıcıları bu arkadaşlarımız. Diğer sağlık ekibinin diğer üyeleri gibi. Önce kendi sağlığımız çok önemli. Önce bunu sağlayacağız. Ondan sonra dışarıya iyi bir şekilde yansıtacağız. Kliniklerde refakatçi değişimi yapıyorduk. Aileleri dinlendiriyorduk. Bunu asla yapamadık. COVID servislerinde anne baba ve çocuğun pozitif olduğu vakalar oluyordu. Tüm ailenin yatışı yapıldığından çocuk hasta ile birlikte yetişkin hasta da çocuk COVID servisinde bakıldı. Burada yetişkin hasta takibini yapan bölümle iletişime geçerek ebeveynlerle çocukları ayırmadan çocuk ünitelerinde bakılmış bu hastalar. Yetişkin kliniklerindeki ekip üyelerinden yardım istenmiş. Oyun odaları kapatıldı çünkü enfeksiyon riski vardı. Çocuklarla kurulan iletişim maske takılması nedeniyle bazen beden dilini kullanamadık. Ancak hastanede arkadaşlarımızdan gelen bu ifade farklıydı. Hastanelerde çocukların erişkinlerden daha fazla maske takılmasına, maske kullanımına daha hassas davrandıkları ve daha iyi kullandıklarını gözlemledik. Bu da çocuk dönemdeki, çocukluk yaşlarındaki eğitimin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Zaman içerisinde alıştılar. Hemşire arkadaşlarımızın kendileriyle ilgili söyledikleri bazı şeyler var. Biz ilk önce bilinmezliğin verdiği karmaşa, stres ve gelecek kaygısını yaşadık. COVID-19 tanısı alan hastanın bakımı ve korunma yolları ile ilgili belirsizlik vardı ilk başta. Birimler oluşturulurken orada çalışacak kişilerin eğitimleri verildi. Ancak daha sonra herkes bu birimlerde çalıştırılmaya başlanınca herkesin bu eğitimi almış olmasının gerekliliği bir kez daha ortaya çıktı. İlk dönemlerde koruyucu ekipman problemlerini yaşadık. Ancak daha sonra bunlar da planlı bir şekilde ortadan kalktı. Bu sorun çözümlendi. Ancak bizler de ilk zamanlarda hem kendimiz, hem ailemiz, hem çocuklarımız açısından çok ciddi bir kaygı yaşadık. Ve özellikle bazı arkadaşlarımızın anne babalarının sağlık durumu, çocuklarının kronik hastalıkları olması ya da eşlerinin hassasiyet durumu ile COVID kliniklerinde çalıştıkları süreç içinde çok ciddi süre ayrılık yaşadıklarını, ailelerinden ayrıldıklarını ve tükenmişliklerini sözel olarak ifade ettiklerini belirttiler. Aslında evet, bu konuda konuşacak çok şey var. Başlı başına belki bir toplantı konusu. Ama ben kısaca size COVID döneminde çocuklarımız ve çocuklarımıza
bakım veren hemşirelerimiz neler yaşadılar, bunu anlatmak istedim. Anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız ya da katkılarınız olursa buyurun lütfen.